Niye sıkıntısı var? Hadiseleri ve olayları ikidir. Bak, yani dünyadaki eşyalar var ya, işte yağmur yağdırılıyor, deprem oluyor, güneş var, bitki büyüyor, hurma açıyor, gidiyoruz geliyoruz. Bunlar hadiseler. Bir de insanın sebebiyet verdiği olaylar var. Tamam mı? Eğer bak, psikoloji izahını şey yapıyor. Bu kainattaki hadiseleri ve olayları tek tek görürsek, onun bedeli, muaccel cezası psikolojik sıkıntıdır. Bütünsel görürsek, yani bütünsel görürsek deriz ki, aa niye böyle oluyor dediğin yerde, tabii canım böyle olacaktı ya. Mesela sıkıldığım zaman ben de sıkılıyorum. Şimdi sıkılıyorum ya, ne zaman sıkılacaktın ki? Hangi zaman sana takdim edelim sıkıntıyı diye soruyorum kendime. Ne zaman olsun? Uyurken olsun. Beyefendi Hazretleri radıyallahu anh, tamam. Bak şimdi bir daha kainatı zıtlar var ya, tevhid ne demek? Allah'ın birliği değil ha. Öyle diyoruz. Tevhid şu demek. Kainatta Allah iki unsur yaratmış. Hak, batıl, doğru, yanlış, soğuk, sıcak, iman, küfür, zıt. Zıtların sahibi olan Allah. Tevhid bu. Şimdi bunu bütünsel olarak, zıtları bütünsel olarak resmedersek, o nispetten hadisenin arkasına geçeriz. Sıkıntı olmaz. Ölüm korkusu niye çekeriz? Sıkıntıdan bahsettim, girdim içeriye. Bedenle ruhu ayırt etme nispetinde ölüm korkusu olur. Bedene ben diyoruz da ondan oluyor. Ben öleceğim. Ölen bu. Ölen hayvan imiş. İnsanlar ölmez. Küllü nefsin, küllü ruhun demiyor. Zaykatın nefsin hocam. Bedene ben demenin, efendim, bedene ben demenin cezasıdır. Ölüm korkusu. O nispetle. Bir, kainatı bütünsel görememenin bedeli, macel cezası, psikolojik sıkıntıdır. Bedenle ruhu ayırt edememenin macel cezası, ölüm korkusudur. Allah ile insanı bütünsel, Allah'a ulaşılmaz, Allah'a kendinden çok uzak görmenin bedeli de imansızlık endişesi olur.